Ve şu anda yine çok değerli bir bilim insanı, övgün Ahmet Ercan bizimle birlikte. Profesör Doktor Ahmet Ercan hocam, Türkiye için geçmiş olsun. Siz defalarca uyardınız. Biz birbirimizi 30 yıldır tanıyoruz neredeyse hocam. Ben 99 depreminden beri sizinle artık akraba oldum. Her öyle dediğinizi oldu, ezbere biliyorum. Keşke benim gibi birileri bilseydi, tedbir alabilseydi. Ama Hatay'da işte bu akşamki depremler, yine siz o kadar uyardınız. Şu enkazda dönüşmek üzere olan binalara, hasarlı binalara girmeyin dediniz. Yine girmişler. 3 kişi can verdi hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu akşamki bu 6.4'lük ve 5.8'lik depremleri? Gökhan'cığım, şimdi depremden sonra yapılan açıklamalara Türkiye için büyük bir tarihsizlik olarak adlandırıyorum. Yani gerek AFAD'ın gerekse hükümetin kadrolarında jeofizik mühendisleri var. Yani bir Cumhurbaşkanı yardımcısının bu depremde bir bağımsız depremdir, farklı bir yerde oldu, arkasından artçı depremler olacaktır açıklamasını bana yabancı geldi. Peki bir bilim insanı olarak bu farklı bir deprem mi, artçı deprem mi, ya da artçı deprem olmasıyla farklı deprem olması arasında bir fark var mı? Sonuçta 6.4 yine bina yıktı, yine can aldı. Söyleyeceğim. Ondan sonra da biraz önce İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Bu kez dedi ki bu müstakil bir depremdir dedi. Türkçe'ye iki tane yeni terim girdi şimdi. Ben yani 60 yıldır jeofizik mühendisiyim. Bizde ne bağımsız deprem vardır ne de müstakil deprem vardır. Bizde tekil deprem vardır. Yani tek başına deprem deriz biz buna. Hı hı. Ne müstakil terimi vardır sismolojide ne de bağımsız diye bir tabir yoktur. Dolayısıyla ya bunların yerine bir jeofizik mühendisi niye açıklama yapmıyor? Bir jeofizik mühendisi deprem açıklaması yapmayacak da kim yapacak? Yani ben şaşırıyorum doğrusu. Yani ellerinde bir sürü arkadaşımız var. Verdikleri bilgileri katılmıyorum. Doğru değil bana göre. Şimdi kimden aldılar bilgileri bilmiyorum. Şimdi peki burada, doğrusu nedir hocam? Doğrusunu söylesek. Yani ben bilgilenmek istiyorum açıkçası. Olarak gözüküyor. META bir devlet kurumu. Yani devlet kurumu. META'nın haritalarında burası Etiyopya'dan kopup gelen, daha sonra İsrail'i geçen, Lut Gölü'nü geçen, sonra Lübnan'ı geçen, Suriye'yi geçen ve Türk topraklarına giren Ölüdeniz kırıldır. Yani daha önce o 7.9'luk Kahramanmaraş depremi yaklaşık 1 milyon ton trinitre toluenlik bir enerji çıkartmıştır. O 400 kilometre kırmıştır. 400 kilometre kırdığı zaman ta Hatay, Antakya'nın olduğu yere kadar kırık gelişmiştir. Bugünkü olan deprem, bunu birçok televizyonda açıklamıştım zaten. TV100'de de açıklamıştım. Hı hı. 250 kilometre yarı çaplı bir alanda artçı depremler 3-4 ay içinde 6.7-6.8'e kadar büyüklüklerde olacaktır. Bunları şaşırmıyorum demiştim. Yani bunlar, hocam adını koyalım. Yani az evvel ifade ettiğiniz müstakil deprem ya da bağımsız deprem zaten sizin bilim dalınızda herhangi bir ifade olarak geçmiyor. Literatürde yok. Tekil deprem değil. Sizin ifadenizde değil, bu artçı deprem. Artçı depremdir. Peki hocam. Yani bu kadar bilim adamı var. Niye kullanmıyorlar ya? Yani bana telefon etseler ben bunun bir tekil deprem olduğunu onları söyleyerek yardımcı olmaya çalışırım. Gökhan'cığım, zaten tekil deprem olsa ne olur? Az evvel ben de onu ifade ettim. Artçı olsa ne olur, tekil olsa ne olur? 6.4 yine bina yıktı. Asıl önemlisi sizin söylediğinizdi. Hasarlı binalara girmeyin diye adeta bas bas bağırdınız. Yine 3 can kaybı var. Ben bunu anlamıyorum. Ya sonra adı bu kadar niye önemli ya? Yani ha artçı olsun. Burada bir deprem oldu yani. İlle buna isim koymak mı gerekiyor? Çocuk mu doğuyor yani? Yani sonra alnında yazıyor mu bunun? Ben bir müstakil depremim ya da bağımsız bir depremim
diye alnında mı yazıyor bunu? Nereden karar veriyorsunuz? Kaldı ki bu kadar zorluk için kendinizi neye sokuyorsunuz ki? Hiç olmazsa deprem açıklaması yapacaksan diyeceksin ki Samandağ'da, Samandağ odaklı 6.4'lük bir deprem oldu. Evet. Efendim, burada Gökhan'cığım depremin sana özelliklerini söyleyeyim. Lütfen rica edeyim hocam. Şimdi bu depremde bir tsunami uyarısı yapılması utanç verici bir olaydır ya. Çünkü neden diyeceksin? Teknik olarak mümkün değil. Niye? Çünkü bu sol yanal atımlı bir kırık. Yanal atımlı kırıklar tsunami oluşturmaz ya. Yani bu kadar değerli da hocam, bunu prosedür gereği ya da böyle bir izah getirdiler. Yani bu bizim yani bir eylem planımızda var. Deprem oldu, tsunami uyarısı da otomatik yapalım. Kardeşim, yanal atımlı kırık hiç tsunami oluşturuldu. Sadece Türkiye'deki yeni bilim adamları tarafından karar verildi. Yani bu bir yabancı bir bilimci gelse bizim buradaki durumumuzu incelese trajikomik bir olay olur ya. Adam gülecek mi, ağlayacak mı şaşırır ya. Çünkü deprem açıklamalarını İçişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı ya. Bir de ondan sonra yetmezmiş gibi tsunami uyarısı yapılıyor yanal kırıkta. Hayret bir şey ya. Bir süre sonra kaldırıldı. Nerede olur biliyor musun Gökhan'cığım? Dinliyorum hocam. Kırıklar vardır, ters kırıklar. Yani Kıbrıs dalma batma kuşağı mesela bir dalma batma kuşağıdır. Eğer o kırık hareket ederse, yani 5 ile 10 metrelik bir göçüntü olursa deniz içinde, orada tsunami olabilir. Ama yanal atımlı bir kırık tsunami nasıl yaratıyor, ben bunu şaşırıyorum. Yani bir ilkleri yaşıyoruz Türkiye'de. Artçı ya da tekil fark etmiyor. Deprem 6.4, tsunami'ye de neden olmaz. Bunun bilimsel açıklamasını yaptık. Şunu merak ediyorum, daha büyük bir deprem olabilir mi? Yani 6 ve 6.7 arasında artçı şoklar devam eder demiştiniz. Bu sizin ifadenizden yola çıkarak bir artçı şok daha da sürecek demektir bu, değil mi? Şimdi Gökhan'cığım, biz 7.9 depreminin artçılarını beklerken evet 6.4'lük bir oğlumuz oldu. Ama şimdi torunlarımız oluyor. Şimdi 6.4'lük depremin artçıları oluyor. Aynı bölgede. Bu kez 6.4'ün artçının artçısı oluyor. Yani dede oldu artık. Bizim 7.9'luk deprem dede oldu. 6.4'lük bir oğlu oldu. Onun da bir oğlu oldu. Dolayısıyla bir torun var şimdi. O torunlar devam edecek. 6.4'lük depremin, bugünkü olan depremin artçı depremleri en az 15-20 gün sürecek. Yani bu depremin de artçıları olacak. Anladım. Yani deprem içinde deprem ve deprem görüyoruz şu anda. İç içe. Peki deprem fırtınası desek doğru mu buna? Deprem fırtınası olmaz. Hayır. Yani deprem içinde deprem görüyoruz şu anda. Yani Türkiye bir ilkleri yaşıyor şu anda. Dolayısıyla burada yeni depremler olacak. Bu depremler, yani artçı depremler, yine 250 kilometre yarı çaplı alanda olacak. Pergel'in merkezi Kahramanmaraş'ta olmak üzere. Bu depremlerin büyüklüğü 6.7'ye kadar, hatta 6.8'e kadar varır. Bunların hepsi yıkıcı olacak, bak onu söyleyeyim. Burada beklenen bütün artçı depremler yıkıcı olacak. Yani ilk günden itibaren sakın kimse yapıları girmesin diye uyarı yaptım. Kaldı ki 3 kişi öldü işte. Ama 3 kişi Gökhan'cığım ne neden ölüyor biliyor musun? Neden? Şimdi Hatay'da halen tuvaletler yok biliyor musun? Hatay'da halen, araziye siz gittiniz galiba değil mi? Ben evet Hatay'daydım. Antakya, İskenderun, bütün bölgede bir haftadan fazla yayınlar yaptım. Evet, sizi dinledim ben. Özellikle dün akşamki gerçekten ağlatıcı bir yayındı. Böyle şiirsel şekilde söylediniz ama ağıt gibi. Yaşadık şimdi, ne yazık ki o acıları. Maalesef yani öyle ağıtsal söylediniz ki yani gözlerimiz dolu dolu oldu. Şimdi biraz önce milletvekilinin başka bir kanalda bağlandık. CHP milletvekili bir hanımefendi konuştu. Suzan Hanım konuştu.
Ya biz çadırları yurt dışından gittik, yurt dışından çadır getirdik dedi ya. Yani Atatürk diyor ki devlet kimsesizlerin kimsesidir diyor ya. Yani şaşırdım kaldım ben ya. Utandım ya. Diyor ki konteynerler yok, insanlar kalamıyorlar. Yani bir bidonun içine tahtaları atıyorlar. Sabah öyle geçiriyorlar. Şimdi Yani bu yani bir akşam gördüğümüz bu 6,4'lük depremde yine gördüğümüz Antakya'da, Hatay'da, İskenderun'da kapkaranlık. Zaten şu iletişim denilen iletişim yok çünkü. Yani GSM operatörleri güya dronlarla da bize telefonla konuşma imkanı sağlayacaktı, internet sağlayacaktı. Hiçbiri yok. İletişim olmayınca koordinasyon yok. Koordinasyon olmayınca ne yazık ki mağduriyetler ve ciddi sıkıntılar. Gökhan'cığım şimdi buradaki biliyorsunuz hasar belirleme çalışmaları yapıldı arazide. Şimdi bugün 6.4'lük deprem ne? 6.4'lük deprem ne kadar büyük biliyor musun? Halk anlasın diye söyleyeyim. 6 tane trinitrotoluen yani atom bombası niteliğinde veyahut dinamit niteliğinde bombanın 7 kilometrede de patlatması sonucunda oluşan bir deprem bu sanki. Yani eşkenik olarak 6 tane. Şimdi bu deprem 7.9'luk ana depremin 176 da biri kadar bir deprem. Yani 7.9'luk deprem bundan 176 kez daha büyük bir enerji boşalttı. Ama 6.4'lük deprem eğer biz 7.9'luk deprem olmasaydı ve 6.4'lük bir deprem olsaydı biz diyecektik ki Antakya depremi oldu. Öyle diyecektik. Beklediğimiz büyüklükte olmadı ama yine yıkıcı Antakya bir depremi deprem oldu oldu. diyecektik. Yine birçok yapıyı yıkacaktı Antakya'da. Birçok yapıyı yıkacak yine. Aşağı yukarı 40 kilometre kıracaktı Antakya'yı. Şu anda zaten kırdı. Yani Ölüdeniz kırığının alt kısmını oluşturdu. Kırık boyu 400 kilometreydi. Şimdi oldu kırık boyu 440 kilometre. Yani kırık gelişme var. Pekala bu daha büyük bir deprem üretir mi orası? Üretmez. Ben beklemiyorum. Anladım. Yani deprem bilimi Sorduğum o. Ya temel tedirginlik bilimi daha büyük deprem olur tedirginliği ya hep. şimdi bu kadar kötülüğün içinde iyi bir şey oldu. Nedir o? Bunlardan birisi arama kurtarma ekipleri enkaz altına girdiği zaman hiçbir yıkıcı artçı deprem olmadı. Yani sanki büyük bir güç ya bu kadar kötülükleri yaptık bari bunları bir iyilik yapalım. Bu kadar aramacı gelmiş çeşitli yerlerden canhıraş çalışıyorlar. Hiç olmazsa çalışmalar bitinceye kadar bir deprem yapmayayım dedi ve olmadı bunlar. Ve arama kurtarma çalışmaları neredeyse bitirirken bu deprem oldu. Çünkü gedikten içeriye giriyor. 6.4 olduğu zaman üstüne göçüp can arama Çok doğru kurtarmacılar diyorsunuz. Çünkü yarısı yıkılmış pek çok binanın altına giren o arama kurtarma ekipleri, sizin ifadenizde artık az hasarlı binalar, orta hasarlı binalar, doğru. çok hasarlı, çok hasarlı Aynen öyle. binalar artık enkaz. Şimdi Gökhan'cığım burada ben AFAD'da görevli değilim. Benim hiçbir resmi görevim yok. Ama biz halkın yararına çalışan yurtsever bireyleriz. Ben olsam burada, ha siyasiler benim sözümü dinlemiyorlar mı? Bana göre dinliyorlar. Çünkü sürekli tweet atıyorum. Neredeyse bir saatte iki tweet, üç tweet, dört tweet attığım oluyor. Çünkü yardımcı olmak istiyorum. Sağ olun. Çünkü deprem siyasete alet olarak kullanılmaz. Depremin bir siyaseti yoktur. Zaten deprem siyaset üstü bir şey. Az evvel de Zaten konuştuk. üstü bir Yani şey. hepimizin problemi partili tutmuyor. O partiliği bu Maalesef. partiliği kayırmıyor deprem. Hepimizi toptan Kesinlikle yutup öyle. geçiyor. Kesinlikle öyle. Ben şimdi benim tweetlerimi okuyan veya da şu anda programı izleyen yönetimdeki siyasilere şunu söylemek istiyorum. Orada az hasarlı yapılar dahil olmak üzere lütfen bütün yapıları yıkın. Orta hasarlı ya da az hasarlı yapıları güçlendirmeye kalkmayın.
Yıkın diyorsunuz. Yıkın. Yıkın hepsini. Yani az hasarlı, artık onların kolları bacakları kırılmıştır yani. Yani nasıl bir ayağı böyle kötü şekilde kırılmış bir futbolcu futbolu bırakıyorsa, o yapıların artık ömrü tükenmiştir. İşte bugün görmüş olduğumuz olay, kulakları küpe olsun, orta hasarlı ve ağır hasarlı yapılar yıkıldı ve tuvalet ihtiyacı için içeri girmiş olan insanlardan da 3 kişi öldü. Şimdi ölen her kişinin bundan sonra sorumlusu yönetimdedir, onu söyleyeyim. Hani ilkinde görmedik, bilmiyorduk falan diyorlar. Oraya yani şimdi enkazların başında herhangi bir hırsızlık olmasın, yağma olmasın falan diye güvenlik güçleri bekliyor. Aslında bir de artık binalara girilmesin diye güvenlik tedbiri almak lazım. Kesinlikle. Anladın öyle bu? Ama biz daha dün tahliye genelgesi çıkarttık. İşte yarım saatte 2 saat arasında binanın özelliğine göre bir vinç yanaşıyor, eşyalar alınıyor falan. Yani ben dün Allah biliyor çok korktum. Ya dedim bir deprem olsa ne olacak bu insanların hali? Ya gerçekten öyle ya. Şimdi Gökhan'cığım orada görmüşsündür sen de. Şu ana kadar Hatay'ın %45'i Türkler Hatay'dan göç etmişler. Bak %45. %45'i göç etmiş Hataylılar. Sığınmacıların Hatay dışına çıkmaları yasak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nce. Şimdi Türkler göç edince sığınmacılar şu anda çoğunluk durumunda. Onlar göç edemiyorlar. Yani Hatay o otomatikman kendiliğinden Suriyelilerin ülküsü olan Suriyelilerin çoğunlukta olduğu bir kent haline geliyor. Evet, yani birçok mahallesinde bak, Türkçe konuşulmadığını gördüm. Bak gördüm yani diyalog kuramadım çünkü. Bu deprem Türkiye'de bir strateji ve varlık sorunu yaratmıştır. Yani ben bu işi abartmıyorum. Anladım. Yani bir yöneten siyaset bu sadece bu deprem enkazları konusunda değil de Hatay ve Kilis'in özellikle güvenlik sorununu ve bu konuda planlamayı ön plana çekmesi gerekiyor. Değerli hocam şimdi çok... yani ben oradaki insanların kimliğine bakmadım açıkçası. Sonuçta hepsi mağdurdu. Yani Hatay'da özellikle, Antakya'da özellikle. Yani Suriye'den gelen sığınmacıların da nasıl o enkazlarda can verdiğini, o küçücük bebelerin nasıl can verdiğini gördüm. Yani insan olarak gördüm. Tabii bu başka türlü bir değerlendirme gereken konu. Ben İstanbul meselesine getireceğim. Şimdi yer kabuğunda 7 metre kayma olmuş Anadolu fayında, Anadolu plakasında. Bu raporlarda. Yani 7 metrelik bir plaka kayışı, 7 metre bayağı bir mesafe. İstanbul çok için bir riski beraberinde getirir mi? Yani böyle basitçe bir soru oluşuyor hemen kafamda. Gökhan'cığım, 7 metre ilk depremde olan olay. Toplam kayma oranı 19 kilometre, 19 metre. Oo, ben 7 metrede kalmışım, özür dilerim. Toplam kayma 19 metre, bu çok ciddi bir olay yani. Yani şimdi, yer kabuğu 19 metre kaydı. Yani metre şöyle kaydı. Bir mesela hani bizim uzaydan çekilen görüntülerimiz var. Ne o? Navigation. Yani bizim noktamız 19 metre kaydı mı? 19 metre kaydı. Üç yani tane mesela depremle. Bazı programlar var telefonlarda. Giriyoruz, ev diyoruz. Evin konumu sabit. Şimdi baksak 19 metre kaydık mı? 19 metre kaydı. Vay anasını. Şimdi bu kayma yalnız büzülme şeklinde oluyor. Yani odak noktasında en büyük kayma oluyor. Ondan sonra azalarak devam ediyor, büzülüyor yani. Sanki bir kağıdı veya halıyı büzmüşün gibi. Gökhan'cığım bunun bir de bu depremin maliyetinden söz edeyim sana. Lütfen. Bir kişinin ölmesinin maliyeti Gölcük'te 1 milyon 250 bin dolara mal olmuştu Türkiye Cumhuriyeti maliyesine. Gölcük'te. Evet. Bu depremde bir kişinin ölmesinin maliyeti Türkiye Cumhuriyeti maliyesine 1 milyon 583 bin dolara mal olmuştur. Ve Gölcük depremindeki resmi can kaybı sayısı 17.500'lerdeydi. Evet. Burada 41.000'in üzerinde. Bu 60 bin. Neredeyse 42.000.
Bu 60 bine dayanacaktır. Şimdi bir peki siz enkaz altında daha 100 bin kişi var gibi bir açıklama da yapmıştınız. De yaptım. Yani şu anda yasal açıklamalardan başka ayağa yere basan bir verimiz yok. Yani ben gerçekten daha fazla bekliyorum. Ama dilim varmıyor. Anladım. Yine diliniz varmasın. Yani zaten yüreğimiz yanıyor hocam. İstanbul'a getireceğim sözü. Şimdi bak Gökhan'cığım, bu cümlemi bitireyim. Lütfen, peki. Bir kişinin depremden ölmemesi için sağlam yerde sağlam yapı yapmanın maliyeti kişi başına 13.600 dolardır. Şimdi sana sormak istiyorum. Kişiyi canlı tutmak için deprem olmadan önce 13.600 dolar vermek mi kolay? Sonra yitirip 1.583.000 dolara zorunlu olmak mı? Bir de kayıp var zaten ortada. Artı can kaybı. Şimdi bir kişinin göçmesinin, hani buradan bir kişi göçüyor İstanbul'a, Hatay'dan. Türkiye Cumhuriyeti'nin maliyeti 30 bin dolardır bir kişinin göçmesi. Bir kişinin. Altyapı yapıyorsun çünkü onun için. Bir kişinin. Dolayısıyla bu olay çok ciddi bir olay Gökhan'cığım. Evet. Şimdi İstanbul için sorunu alayım da ondan sonra da... O dediğim plaka kayması. Yani plaka 19 metre kayınca, yani sonuçta Anadolu plakası. İstanbul'un evet, bir tarafı bayağı. Anadolu yakası, bir tarafı Avrupa yakası. Bir plaka kaydı. Çok korkuyoruz ya. O yüzden hep İstanbul'u soruyoruz. Soruyoruz da ne yapıyoruz? Vallahi bir şey de yapmıyoruz, itiraf edeyim. Yani çevreme bakıyorum, depremden korkuyoruz diyen ama bir o kadar da rahatlamış insanlar topluluğu var. Hani depreme karşı önlem almıyoruz ama en azından belki siz bilim insanları biraz daha korkutursanız, açık söylüyorum, korkutun. Yoksa kimsenin harekete geçeceği yok. Yok, ben onu yapmam. Korkutmak da, çünkü paran yoksa boşu boşuna korkutmuş insanları psikopat yaparsın. Şu anda insanlar halen 3'e kadar uyumuyorlar İstanbul'da. Evlere bakıyorum ben, saat 3'e kadar ışıkları yanıyor. Yani bazılarının her an deprem olabilecek demesi bana göre bir suçtur. Çünkü hiçbir bilimsel tabana yoktur bunun. Şimdi şunu söyleyeyim. Bugün işte bir Fransız, Xavier Le Pichon açıklama yapıyor işte şeyde Türkiye için. En az 7-16'lık deprem olacak. Ve bu Türkiye basınında yer alıyor. 3 yani gün önceden bilmişmiş hatta Hatay depremini falan dediler. Böyle bir aymazlık olabilir mi ya? Yani sen hangi veriden kalkarak İstanbul'da 7-16'lık deprem olacaksın diyorsun. Sen ne hakla Türkiye için böyle korkutucu bir açıklama yapıyorsun? Bunun Türkiye'de bir defa halkı psikolojisini bozuyorsun. İnsanlar İstanbul'da kaçıyorlar şimdi ya. Biliyor musun ya? İstanbul'da Xavier Le Pichon 7-10, en az 7-10-6 diyecek. Senin ne hakkın var burada ya? Ben Övgün Ahmet Ercan olarak Paris'te Eyfel Kulesi'nin altından bir kırık geçiyor. Bu en azından 7,5'lük bir deprem olacak desem bütün Parisler beni kovalar ve bu ülkenin deprem profesörleri var. Senin ne işin var burada derler. Ama Türkiye'de bizim manşet oluyor ya. Televizyonlar çıkıyor ya. Birden Türk deprem bilimcilerinin adı bile geçmiyor onun yanında. Bu ne aşağılık? Çok haklısınız. Tanzimat Türkiye'de mi yaşıyoruz ya? Hocam ya, hatta başka bir şey daha var. Bu Fransızı hani yine bir bilim insanı titriyle falan servis edenler var. Bilimle alakası olmayan bazı isimler de işte fal bakıp deprem olacak diyorlar. Bunu da görmüyor muyuz? Ya akılları durgunluk verecek ya. Bu bir ülkenin erdemi olur ya. Yani bir Fransız mı karar verecek benim ülkem konusunda ya? Televizyonlarda görüyorsunuz birçok bizim değerli bilim adamlarımız var. Biz artık daha böyle bir aksakallısıyız bu işin. Şu anda bir gençleri de var. Bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler var. Pırıl pırıl. Bunlar arı gibi yeni teknolojilerle çalışıyor. Biz deprem bilgisi konusunda mı yani biz sömürge olacağız, Fransız sömürge? Bu ne ayıp. Biz Fransızları buradan atmadık mı Allah'ını seversen ya? Ya benim onuruma dokunuyor. Çok özür dilerim. Ben şunu ifade edeyim. Bir Türk vatandaşı olarak bunları sosyal medyada falan yayanlar adına da onları kınıyoruz zaten ama bir gazeteci olarak özür dileyim, sizin gibi bilim insanlarını biz bir türlü olması gerektiği gibi layıkıyla
dinlemedik de, çok özür dilerim bu ifadem için, kale de almadık yeri geldi. Elin Fransızını dinlerler, sizi dinleseydik 41 bin, 42 bin insan ölmeyecekti. Ya bak Gökhan'cığım, ben bildim lafından ben nefret ederim. Şimdi ben bir jeofizik mühendisiyim. Dediğin gibi biz 30 yıldır seninle program yapıyoruz. Sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum. Şimdi bundan 3 yıl önce Cumhuriyet TV'ye bir program yapmışım. Ben unuttum aslında program yaptığını. Kahramanmaraş depremini anlatmışım. Ben unutmuşum aslında. Bu kavşak Türkiye'nin en tehlikeli yeridir. Burada 7-16'ya kadar deprem olur ve ortalığı Hatay'a kadar kırıp geçirir diye bir açıklamam var benim. Bu TikTok'ten şey var. Gördünüz mü? Bu depremle tekrar hatırlayıp yeniden servis edildi. İzledik zaten. Ve 7-16 depremi büyüdü. Yani aferin bana demek istemiyorum. Ben bir jeofizik mühendisi olduğum için benim görevim uyarmak. Ama kesinlikle bu manşet burada Fransız'ın İstanbul için söylediği manşet oluyor ya. Yani bir de 3 yıl önce söylesen ne kıymet harbiyesi var. Çünkü buradaki yapı sayısı 4 milyon tane yapı Gökhan'cığım. Evet. 1950'den beri bu çarpık yapılaşma gelişmiş. Ve her seçim döneminde sen bu çarpık yapılaşmayı affetmişsin ya. Ve sonunda son 73 yılın hatasını zavallı suçsuz insanlar ayın altısında canlarıyla ödediler ya. Ve bunun sorumlusu kimdir diye gidiyorsun, bir tane müteahhite buluyorsun. Vur abalaya diyorsun. Ya bunları affedenler suçlu değil mi ya, çarpık yapılaşmayı? İmar barışı çıkaranlar değil mi? Yani sadece geçen sene 2018'de imar barışından yararlanan Kahramanmaraşlı yapı sayısı 125 binmiş ya. 125 bin Gökhan'cığım ya. Ne yazık ki. Sen gidiyorsun müteahhiti suçlu arıyorsun ya. Fakat ya hocam bu konuda şunu ifade edeceğim. Yani evet, müteahhit vurabalıya sadece dememeliyiz. Yani müteahhit demirden çalmış, betondan çalmış, zemin etüdüğü için gitmiş, belediyeden adam bulmuş, gerekirse rüşveti vermiş, bir şekilde dikmiş binayı, iyi paraya da satmış, cebi doldurmuş. Ama biz ya, yani bu evlerde, bu binalarda yaşayanlar, çalışanlar, hayatını sürdürenler, bizdeki bilinç işi ne olacak? Biz bilinçli olsak aldığımız ya da kiraladığımız binaya bir bakarız ya, bu binanın kolonu nasıl, betonu nasıl. Yaşayacağız orada ya, hayatımızı sürdüreceğiz. Bizde de bir bilinç yok ne yazık ki. Evet. Şimdi bu işin çözümünü söyleyeyim sana. Lütfen. Çözümü ne olacak? Şimdi biz 2007'de iyi bir yönetmelik çıkardık. Daha sonra 2018'de bu yönetmeliği daha da iyileştirdik. Yaptığımız hatalardan ders alarak iyileştirdik. Yapı denetim kuruluşlarını oluşturduk 2007'den itibaren. Ama yapıların %20'si yerden yıkılır. Siz de bunu sık sık vurguluyorsunuz. %80'i de yapı kusurları nedeniyle yıkılır yapılar. Bu neden yapı denetim kuruluşu da yer yapı denetim kuruluşu değil? Yeri kim denetliyor? Kimse. Oysa bütün yapılar kökünü yerden alır. Dolayısıyla işte bu noktada en azından belediyelerin böyle bir bölüm istihdam etmesi gerekmiyor mu? Yok, bunun şöyle olması gerekiyor. Yer yapı denetim kuruluşu olacak bunlar. Yer yapı denetim kuruluşu. Bir defa her belediyede bir jeofizik mühendisi mutlaka olacak. Bak, depremle ilgilenen 3 tane bölüm var. İnşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve jeofizik mühendisliği. Deprem bilimi dersi alan bunlardan hangisi biliyor musunuz? Hangisi? Sadece jeofizik mühendisliği deprem bilimi alıyor. Bir inşaat mühendisi 4 yıllık lisans döneminde hiç deprem dersi almıyor. Hiç ama hiç. Sıfır. Sanki Türkiye faylarla döşenmiş bir ülke değil. Deprem ülkesi değil yani Türkiye. Vallahi yani hayret edersin değil mi? Yani ben İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesiyim. Benim inşaat fakültemde hiçbir inşaat fakültesi öğrencisi deprem dersi almadan, hepsi deprem dersi almadan mezun oluyor ya. Ancak yüksek lisans yaparsa deprem dersi alıyor ve deprem mühendisi titri alıyor. Ama yüksek lisans doktora yapmazsa deprem dersi çalmıyor. Şimdi çocukların kaç tanesi doktora yapıyor ki? Jeoloji mühendisleri. Doğru.
Hiçbiri deprem dersi almıyor. Ama televizyonda bir sürü jeoloji mühendisi görüyorsun. Ve jeoloji mühendisliğinin en azından jeofiziğe yakın bir bilim dalı olması nedeniyle mutlaka deprem dersi alması gerekiyor. Yani tektonik okuyorlar ama, yapısal jeoloji okuyorlar ama deprem dersi almıyor. Ya deprem dersi almamış bir deprem bilimci nasıl oluyor? Ben şaşırıyorum ya. Ya yanlışlarımızın boyutu o kadar büyük ki Gökhan'cığım, şaşırıyorum ya. Yanlışların boyutu ne kadar büyük olursa o kadar küçük depremlerde can kaybımız oluyor işte. Aynen. Bunu bir anlayabilsek. Şimdi bir defa bunlar olacak. Yani bakın, lütfen rica ediyorum, YÖK'ten bizi dinleyen varsa bu iki bölümümüzde, yani zaten jeofiziğin asıl dalı deprem bilimi. Bizim kadar bilmesinler. Ama bir sismoloji dersi, bir deprem bilimi dersi hem inşaat fakültesine konsun hem de jeoloji mühendisliğine konsun. Ve aynı zamanda yapı jeofiziği dersi konsun ve yapılaşma jeofiziği dersi konsun bu bölümlere. Hı hı. Çünkü ben bir jeofizikçi olarak, ben bir yapı jeofizikçisiyim. Yapı jeofizikçisi neyle uğraşır dersen, yer-yapı ilişkisiyle uğraşır. Deprem sırasında yer yapıyı ne kadar etkilemiş. Kaldı ki benim açıklamalarımı izlediğiniz zaman genellikle yerin, depremin yapıya olan ilişkilerini anlatırım genellikle. Peki tam da yerinde o zaman çok merak ettiğim bir şeyi soracağım. Hatay'da, Antakya'da bir bina gördüm hocam. Yani siz yer yapı, yani bu konunun uzmanısınız. Rönesans mı diyeceksiniz? Rönesans değil hocam. Rönesans'ın ilerisinde aynı bulvar üzerinde bina bu şekilde dönmüş. Aha. Bunu nasıl yapıyor bu deprem? Ya da anlatayım. Bina nasıl? Çok güzel gözlemlemişsin. Birçok kimse gözlemleyemedi bunu. Şimdi bu depremde 3 türlü göçüş gördüm ben. 3 türlü. Yani her göçüş aynı göçüş değil. Şimdi göçüş, bunu yapı olarak düşünün. Şöyle yapı olarak düşünün. Eğer yapı olduğu yerde göçmüşse, ki bunu televizyonlardan gördük, olduğu yerde göçmüşse, burada hata yapı elemanlarındaki hatadır. Yani kolon, kiriş bağlantıları, beton kalitesi, paslanma, statik hesaplardaki yanlışlar gibi olaylardır. Yani tamamen inşaatı ilgilendiren konulardır. Olduğu yerde geçiyoruz. Eğer yapılar sizin dediğiniz gibi kumlu ya da killi bir zemindeyse ve yapı bir tarafına doğru böyle dönmüşse ya da bir tarafına doğru yan yatmışsa, biz buna sıvılaşma deriz. Yani deprem sırasında sarsıntıyla gözeneklerdeki sıvının dışarı çıkmasıyla yapının dönerek oturması. Hı hı. Yerden gelen bir sorundur yani sizin anlattığınız bir olay. Rönesans'ta da benzer bir durum vardır. Rönesans'ta böyle yanındaki blok blok üzerine binmiş. Anlatacağım. O farklı. Öyle mi? O depremin kimliğinden gelen bir sorun nedeniyle yıkıldı o. Şimdi gelelim Rönesans'a. Rönesans'ta arkaya doğru kapaklandı böyle. Blok üzerine binmiş. Hepsini evet. Gördüm hocam. Gezdim, enkazın içine kadar girdim. Ne kadar güzel. Arka arkaya kapaklandı. Şimdi yani de, 11. kattaki bir kişi -2. kattaki otoparkta aracın üzerinde bulundu. O kadar. Aynen söyleyeyim. Öyle. Çok doğru, çok doğru. Bunun nedeni de, şimdi bizim teknik üniversitede inşaat fakültesi öğretim üyeleri derler ki, hiçbir şey bilmiyorsan hesap kitap. Yapının, yüksek yapının her 5 katı için yerin altına perde betonlu bir bodrum yap derler. 11 katlı bu yapı. Hı hı. Bir tane perde betonlu yerin altında kökü olması gerekiyordu. Onun altında da temel. Ama o iki bodrum yok. Sadece temel derinliği 1,5 metre. Ve o bölüme de zaten otopark yapmışlar. Otoparkta da yer kazanmak için muhtemelen kolonları da incelttiler. Anladım. Şimdi yapı dikdörtgen, kibrit kutusu gibi. Şimdi bu o yapıyı yıkan 3. deprem. Yani Nurhak'ta olan
Malatya kırığı üzerinde 7.6 olarak gerçekleşen deprem yıkıyor onu. Oradan gelen sarsım dalgaları yıkıyor. O sarsım dalgaları Rönesans yapısını, dikdörtgen olan Rönesans yapısını dik olarak geliyor. Dik olarak geliyor. Ve dolayısıyla bunu kaktırıyor. Kökünden söküyor zaten, kökü oldukça sığ. Ve bunu arkaya doğru kapaklıyor. Ve yan tarafta da zaten bir de havuz yapmışlar. O havuzun da etkisi var muhtemelen. Aynen öyle. Bakın Gökhan'cığım, şimdi o yapıya bakmışsın, incelemişsin. İnceledim. Girdim. Altına kadar girdim. Öyle mi? Şimdi kolon kiriş bağ, ben televizyondan gördüm. Kolon kiriş bağlantılarında hiç bırakma yok. Sağlam duruyor. Pencereler aynen duruyor. Kolon kiriş kopmamış. Beton kalitesine bakıyorsun. Televizyondan gördüğün kadar gayet güzel kalıplarla yapılmış. İyi bir beton gözüküyor. Onun tek nedeni bir, kökü sıv. Kökü sıv. İki tane bodrum yapılmamış yerin altına. Bir de yapının yapı dikdörtgen şekilde yapılmış. Oysa o yapı ikiye ayrılabilir, üçe ayrılabilirdi. Dikdörtgen yapılar daima tehlikelidir. Neden tehlikelidir? Eğer dikdörtgen yapı yapacaksan o bölgedeki egemen kırık yönüne koşut yapacaksın onu. Ve gelen dalgalara dik yönde yapmayacaksın o dikdörtgenin uzun eksenini. Onun kırılmasının nedeni de, yıkılmasının nedeni de bu. Anladım. Şimdi peki İstanbul için acil eylem planınız ne hocam? Onu da bir alalım. Ben yine bir İstanbul korkusu sardı beni. Şimdi Hatay'ı konuştuk, Antakya'yı, o Rönesans rezidansı konuştuk ya. Ben oraya gittim. Oradan geldiğimde inanın bana Anadolu yakasından girdim. Mecidiyeköy'e, stüdyoya gelene kadar sürekli yapılara baktım. Programın sonuna kadar kalmayacağım bir defa, onu söyleyeyim. Çünkü gözlerimden uyku akıyor. Yok yok, son sorum bu zaten. Sadece acil eylem planı İstanbul için ne yapalım? Şimdi bunun için her yapının bir güvenlik belgesini istememiz gerekiyor. Yer yapı güvenlik belgesi. Tamam. Şimdi yer yapı güvenlik belgesinin yer konusundaki raporunu jeofizik, jeoloji ve geoteknik mühendisleri verecek. Tamam. Yapı üzerindeki bilgileri ise inşaat mühendisleri ve mimarlar verecek. Daha sonra bunun sonucunda birleştirilmiş bir rapor elde edeceğiz. Yer yapı güvenlik belgesi ve bu tapuya işletilmesi gerekir. Tapuya. Siz bir ev kiralayacaksınız. Kiraladığımız evin ne olduğunu orada görelim. Aynen. Tapuya gittiğiniz zaman bakacaksınız ki bu yapı dayanıksız, o evi kiralamayacaksınız. Ve hatta şu olmalı. Emlakçılarımız hani 3+1, şurası şöyle güzel, bu cepheye bakıyor, İşte 8 saat güneş alıyor falan değil, bize önce raporu göstersinler. Aynen öyle. Bunu kılacağız değil mi? O zaman işte, çünkü bizde bir ahlaki çöküş var. Biz ancak kendi kendine denetim yapabilirsek bu işi düze çıkarırız. İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılamaz. İstanbul artık bir memleket oldu. Yani bir ülke oldu. Şimdi artık düzeltilemeyecek kadar çok büyük bir kent haline geldi. 1.700.000 tane yapı var. Evet. Dolayısıyla 24 yıl içinde beklediğimiz aşamaları kaydedemedik. Çünkü İmamoğlu buna açıkça söyledi. Dedi ki ben bu kentte kentsel dönüşüm yapabilmem için 25 milyar dolar gerekir dedi. Oysa bu sene belediyenin bütçesinin %5,5'u kentsel dönüşüme ayrılmıştır. %5,5'un miktarı ise 1.850.000 TL'dir. Dolar değil, TL. Dolayısıyla geçtiğimiz akşam biz deprem yaralarını sarmak için 115 milyar lira topladık. Şimdi insanlarımız can vermeden, hepimiz can vermeden ya da ölümle yüzleşmeden bu korkunç depreme karşı olacak bu deprem. Bunun için bir seferberlik yapsak. Gökhan'cığım bir de deprem fonunda birikmiş olan 39 milyar dolar var. Hazır.
Yani sizin bunlar da kullanılsın. Bizler de herkes bir seferber olsun. Sizin geçen gün topladığınız paranın toplam miktarı 6,5 milyar dolar. O kadar. Deprem fonunda 39 milyar dolar var. Eğer para varsa. O fonun adını da değiştirdiler biliyorsunuz. 39 milyara göre 6,5 milyar doların ne kadar kalıyor? 45 milyar dolar para var demektir. Yani varsa 45 milyar dolar. 25 milyar dolar lazım demiş İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu. Para olmadan bir ülkenin sorunu çözülemez. Anladım. Ya, bir finans meselesidir. Ona da benim kafam basmıyor finans işlerine hocam. Şu anda İstanbul'da yapıların %70'i kusurlu ve kaçak yapıdır. %70'i. Hiç bana hocam ne olur diye söyleme. Söylemiyorum. Tamam anladım. Yani bu ahlaki çöküş vardır Türkiye'de. Yani ahlaki çöküş tabandan ta tavana kadar vardır. Yani biz yer altındaki çöküşlerden ve fay hatlarının kırılmasıyla oluşan depremlerden konuşurken aslında yerin üstündeki ahlaki fay hatlarındaki kırıkları daha evvel bir halledelim. Sonra yer altından gelecek tehlikeye karşı önlem alırız diyorsunuz. Saygılar sunuyorum hocam. Sizi daha fazla da bekletmek çok istemiyorum. Sağ olun. İyi istirahatler dilerim. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Sevgiler hocam, sağ olun, saygı benden.